son dersiyle beraberiz. Sıkıla eğlene, anlaya anlamaya, üfleye püfleye veyahut da iyi vakit geçire geçire veyahut da kötü vakit geçire geçire sonunda da bitirdik. Pediatri 30 soru arkadaşlar, unutmayın. Anlattığım konulardan, diğer derslerden de soru yapacağınız için en az 45-50 sorumuz var. Elinizde olan kitap, hap bilgiler var. Uzun uzun ders anlatımları yapmadık, uzun uzun kitaplar vermedik. O yüzden bu derslerin çok verimli geçtiğini düşünüyorum ben. Vaka kampına da beraber olduğumuz arkadaşlar da görmüşlerdir yani soruları. Bir ders anlatımları olduktan sonra ve sadece şöyle bir kere sizin bakmanızla beraber çok rahat çözebileceğiniz sorular bence. Zor soru herkese zor sorudur, unutmayın. Her zaman zaten biz analizlerde baktığımız zaman çok kolay, kolay, orta zor ve çok zor diye ayırıyoruz konuları, soru konularını. Öyle olunca çok zor olan 3 soru, 4 soru hepimize çok zor gelen yandan uzmanlık sınavı seviyesinde bu soru. Ya niye bunu sordular ki diye kendimize konuştuğumuz sorular oluyor. O yüzden dediğim gibi kendimize güvenelim. Güzel geçirdik bence uzun dönemi. Umarım sizin için de verimli olmuştur. Bugün gastronun bir kısmı artı metabolizma kaldı. O yüzden biraz daha böyle sakin sakin belki konu bazında ara vererek gideceğim. Atıyorum mesela 30 dakikada karaciğer safra hastalıklarını bitirirsem durdururum. 5-10 dakika ara veririz. Ondan sonra metabolizmeye devam ederim. Çünkü gastroenterolojide son 2 sınavdır. 2'şer soru geldi. Ve bir kısmı anlattığım konulardan yani bir sorusu bu zamana kadar anlattığım konulardan. Bir tane sorusu da şimdi anlatacağım konulardan geldi. Aslında gastroyu tam ortadan ikiye böldük gibi. Çok birbirleriyle bağlantılı konular değil zaten. Şimdi yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Mutlaka ben bir ya da iki soru kesinlikle bekliyorum. Yani bir soru diğerinden geldiyse, bundan önce konulardan gelse bir soru da buradan gelecek. Karaciğer ve safra hastalıklarına başlıyorum şimdi. Karaciğer hastalıklarında peki nasıl bulgularla karşımıza geliyor hasta? Öncelikle organ büyüklüğüyle beraber gelebiliyor. Evet, fizik tümörde hepatoma elimize gelebiliyor. Karaciğer kot altında 2-3 santim ele gelmesi. Yeniden döneminde normal bir bulgu aslında bakarsanız ama biraz daha adolesan çağa doğru bayağı da patolojik bir bulgu oluyor bizim için. Çok fazla ele gelmemesi lazım. Karaciğeri palp ettiğimiz zaman hepatoma karaciğer hastalığının düşünülmesi lazım zaten. Bu cepte. Sarılık, evet, bilirubin metabolizmasında bir sıkıntı olacağı için, bilirubin parçalanmayacağı için o yüzden indirekt hiperbilirubinemi ya sekonder bir sarılık ve aynı zamanda buna sekonder bir kaşıntı karşımıza çıkabiliyor. Yine işte sklerelerde sarılık, cilt renginde sarılık. Fark etmez, vücudun her tarafında kaşıntı olabilir. Şu şekilde gördüğümüz anjiyomalar, bunu örümcek anjiyomalar yani spider anjiyomalar diyoruz, olabiliyor. Telangiektaziye benziyor. Östrojen parçalamadığı için yine östrojen miktarında artma, metabolizmada bir bozulma, yani parçalanmada bir bozulma karşımıza çıkabiliyor karaciğer hastalıklarında. Palmar eritem yine kızarıklık karşımıza çıkabiliyor veyahut da ksantoma veya ksantelezma göz çevrelerinde böyle yağ bezeleri gibi düşünebilirsiniz. Özellikle kronik kolestaza eşlik edebilen bulgular fizik muayenemizde. Başka neler olabiliyor? Mesela portal hipertansiyon özellikle bu bizim için önemli çünkü hastalığın seyri, kronik olup olmayacağı, şiddeti bizim için buradan aslında meydana geliyor. Yani portal hipertansiyon oluştuktan sonra artık geçmiş olsun evresine geçmeye başlıyoruz. Yine aynı şekilde burası biraz dahiliye konularına benziyor aslında bakarsanız. Yine asit, ensefalopati, bir takım endokrin bozukluklar yine, varis kanamaları özellikle, renal disfonksiyonlar, hepatorenal sendrom, anoreksiya veyahut da karın ağrısı veya batın distansiyonuyla beraber hastalar gelebiliyor. Karaciğer hastalıklarında. Peki ne yapıyoruz biz bu tarz bulgular gördükten sonra? Laboratuvarda ne istiyoruz? Bilirubinler istiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi. Karaciğer fonksiyon enzimlerini, karaciğer fonksiyon testlerini istiyoruz. Nedir bunlar? AST, ALT, alkalen fosfataz. Akut karaciğer hasarını, hücre hasarını en iyi bu karaciğer fonksiyon testleri gösteriyor arkadaşlar. Bunu zaten cepte bilmemiz gereken en temel bilgilerden bir tanesi bu. Aynı zamanda albümin ve kanama zamanlarını istememiz lazım özellikle. APTT, PT, INR, PT niye istiyoruz? Hatırlayın karaciğerde K vitaminle beraber faktörlerle alakalı bahsetmiştim hematolojide. Ekstrinsik faktörlerle özellikle faktör 7 ile alakalı karaciğerin üretimindeki bir sıkıntıda evet faktör 7 miktarı düşerek burada PT'de uzamaya yol açabiliyor. Bunu daha önce TUS'ta çıkmış soru olarak sormuşlardı geçtiğimiz senelerde. Kolestaz ne peki? Kolestaz durumunda serumda hem total hem de konjüge yani direkt bilirubin miktarı artıyor. Nasıl bunu sayısı olarak gösteriyoruz? Biz direkt bilirubinin total bilirubin oranı %10'un üzerindeyse ya da kendisi direkt bilirubin olarak 2 mg bölüdesitrenin üstündeyse buna zaten direkt bilirubinemi diye tanısını koyuyoruz. Ama kolestatik bilirubinemi diye de bir tanımız var. O total bilirubineminin direkt bilirubinemi oranı yani direkt bölü total oranı o da %20'nin üzerindeyse bu sefer kolestatik bilirubinemi tanısını koyuyoruz hastada. Peki bu durumlarda ne karşımıza çıkıyor? Safra asit düzeyi artıyor. Alkalen fosfataz miktarı artıyor. Hem intrahepatik hem de ekstrahepatik kolestaz sebebiyle alkalen fosfataz miktarı artıyor. Ya döngü artıyorsa aslında turnover artıyorsa aynı endokrin de bahsetmiştim. ALP düzeyinde artış görüyoruz biz. 500 nükleotaz miktarı artıyor ekstrahepatik kolesterol sebebiyle. GGT miktarı artıyor intrahepatik kolesterol sebebiyle. Ve kolesterol düzeyleri de kolesterolü hastalarda yüksek saptayabiliyoruz. Özellikle LDL düzeyini yüksek saptayabiliyoruz. Başka neler görebiliyoruz? Arkadaşlar hipoglisemi görebiliyoruz. Yine turnover'da bir bozukluk olduğu için. Hiperamonyemi az önce söylemiştim. Amonyak düzeyi artıyor. Elektrolit dengesizliği olabiliyor. Özellikle direkt bilirubin hakimiyetiyle beraber hiperbilirubinemi oluyor. Albümin düzeyi düşüyor. Veyahut da az önce bahsetmiştim. PT'de uzama oluyor. İşte burada faktör 7'nin sürekli düşük olması özellikle bizim için fulminant karaciğer hastalığında da kötü prognoz sebebi. Çünkü üretimde bir sıkıntı oluyor. Ekstrinsik yolaktaydı faktör 7 hatırlayın ve PT'yi uzatıyordu. Burada da aynı şekilde işte üretimde bir sıkıntı olduğu için kanama diyatezini bozuyor.
Şimdi neonatal kolestezde arkadaşlar hayatın ilk 14 günden fazla konjuge bilirubin düzeyinin yüksek olmasıyla beraber tanımlayabiliyoruz. Özellikle direkt bilirubinin 2'nin üzerinde saptamamız veyahut da %10'un üzerinde saptamamız oranının. İşte bu bize neonatal kolestez tanısını koyduruyor. İntrahepatik bir hastalık olabilir veyahut da ekstrahepatik. Yani ekstrahepatik deyince neden? Hepatanın dışarısında, yani safra kanal hastalığı veyahut da safra kanal tıkanıklığı diyebiliriz burada. Özellikle de yeni doğan döneminde en sık karşımıza çıkan ekstrahepatik biliyer atresi birazdan detaylıca anlatacağım. İntrahepatik hastalıklar ne olabilir peki? Safra kanal hastalığı olabilir, intrahepatik safra kanal azlığı olabilir veyahut da hepatosit, yani hücre hasarı olabilir. Ne olabilir bunda? Metabolik hastalık olabilir, viral bir hastalık olabilir, idiopatik neonatal hepatit diye bir hastalığımız var, bu olabilir. Bizim için burada önemli olan ekstrahepatik biliyer atrezinin genel olarak neonatal kolestazların en sık nedeni olduğunu bilmemiz. Yani ekstrahepatiklerin alt başlığında incelenen bir şey olmasına rağmen genel olarak neonatal kolestazın en sık sebebi karşımıza ekstrahepatik biliyer atrezi şeklinde geliyor. Peki idiopatik neonatal hepatit nedir? O da intrahepatiklerin arasındaki en sık, aslına bakarsanız. Safra yollarında bir problem yok, enfeksiyon yok, metabolik bir problem yok. İdiopatik bir sebeple beraber burada bir hücre hasarıyla karşımıza gelen intrahepatik kolestaz, intrahepatik neonatal kolestazın en sık sebebi olarak geçiyor. İdiopatik, yani bir şey bulamazsak idiopatik neonatal hepatit diye tanısını koyuyoruz. Nedir bu enfeksiyonlar? Hepatosit hasarı yapan enfeksiyonlar neler? İşte hepatit A, B, C, CMV, rubella, HSV, HIV, varisella, parvovirüs B19, toksoplazma, tüberküloz, sifilis, listeria fark etmez. Bunların hepsinin sepsisinde hepatosit hasarı görülebiliyor. Veyahut da biz bu hasta yeni doğan prematür bir doğum olarak karşımıza geliyorsa, yeniden yoğun bakıma yatırdıysak, atıyorum 28 hafta 30 hafta hasta doğdu. Bu hastanın neke gitmemesi için, yeni doğan hastalıklarını hatırlayın, nekrotizan enterokolite gitmemesi için hızlı hızlı besleyemiyorduk. Bu yüzden de TPN, yani total parenteral nütrisyon veriyoruz. Yani damardan beslenme veriyoruz. Bu da kateter veyahut da damar yolu eşiğiyle beraber veriliyor. Bu da işte özellikle umbilikal kateter takarken biz buraya hepatosit hasarı yaparsak, yani oradaki yolların bir hasarında bulunursak maalesef karşımıza kolestaz olarak gelebiliyor. Veya bizim verdiğimiz ilaçlar veyahut da yine aynı şekilde idrar enfeksiyonu veya işte başka bir sebepten dolayı sepsisten de toksik olarak etkilenebiliyor bebek. Bir takım metabolik hastalıklar var. Karaciğer hasarı yapar. Mesela trizomi. Mesela Wolman hastalığı, mesela Gaucher hastalığı, mesela glikojen tip 4 özellikle, alfa 1 antitripsin eksikliği, kistik fibrozis, Lelveger, bunlardan bahsedeceğim metabolizmada zaten. Trizomiler de evet karaciğer hastalıkları kolestaz olarak karşımıza çıkabiliyor. Veyahut da az önce bahsetmiştim, intrahepatik kolestazların en sık sebebi idiopatik, yani ne olduğunu bilemediğimiz hastalıklar. İşte metabolik değil, bir viral enfeksiyon değil, bir hücre hasarı yok. Veyahut da alerji sendromu, Bayer hastalığı, Karol hastalığı gibi özel hastalıklarımız da var. İntrahepatik etken olarak da kolestaz karşımıza çıkartan. Ekstrahepatiklerin en sıkı ve neonatal hepatiklerin en sıkı, aslında bakarsanız genel olarak da öyle. Yani idiopatiklerden daha öne geçiyor biliyer atresi sıklık olarak. Karşımıza biliyer atresi geliyor, evet. Sklerozan kolanjit veya safra kanalı stenozu, safra kanalı tıkanıklıkları veyahut da bir kist, bir taş, bir tümör, bir çamur, oradaki yolu tıkayan herhangi bir yabancı cisim de bu ekstrahepatiklerin arasına giriyor sınıflandırma olarak. Diğer neler var? İşte şok, enterit veyahut da başka bir obstrüksiyon, bir ince bağırsak obstrüksiyonu da oraya gelip yapabiliyor. Veyahut da neonatal lupus. Bunlar da karşımıza diğer hastalıkların sekonder etkilenmesi olarak getirebiliyor. Mesela burada bir soru var. Daha önce çıkmıştı sorusu. Bu neonatal kolestaz düşümünden 27 günlük bir bebekte hangisinin görülmesi en az olasıdır? Evet, kist olabilir, alerji olabilir, kistik fibrozis olabilir, CMV olabilir. Ama Wilson olamaz.